ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler ve günaydın. Bugün bitki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte Sağlıklı Yaşam programında saç kıran, saç dökülmesi ve cilt hastalıkları üzerine konuşacağız. Evet İbrahim Bey, saç kırandan başlayalım isterseniz. Evet. Bir insanda ortalama 100 ila 150 bin adet saç bulunur. Siyah saç olanları daha seyrektir. Çünkü siyah saçlar biraz daha sarı saçlı olanlara göre, sarı tüylere göre daha kalındır. Takriben bir kılın kalınlığı 0,07 milimetre kalınlığında 10 cm uzunluğundaki bir saç, bir kıl 0,7 miligram ağırlıkta. Yani bir kişide ortalama saçı 10 cm uzunsa 1 kilo ağırlığında saç taşır demektir. Bazıları mesela 30 santim, 40 santim uzunluğunda saçları var. 4-5 kilo saç taşıyor demektir. Benim, yani 4-5 kilo benim saçım mı oluyor bu Yok, durumda? Yok, sizin saçınız biraz şey, narin olduğu için. İnce telli 2 kilo saçım. Kadar. 2 kilo. Olsun, 2 kilo saçımdan bir fazlalığım varmış evet. Demek ki. Evet. Şimdi saçlar aynı. Kıllar aynı. Kök narın kozalağına benzer. Etrafında nasıl ki kozalan pul pul yapraklar var, saçın kırları etrafında da bizim görmediğimiz mikroskopla bakıldığında gözükecek pul pul tabakalardan oluşur. Saç çok narin, çok hassas ve saç dibindeki hücreler saçı besler. Fakat zamanla yeterince vitamin, mineral, enzim gelmezse ne olur? Yani kan akışında anormalikler olursa, beslenemezse hücreler, saçlar yavaş yavaş dökülür ve hastalıklar ortaya çıkar. Saçlar normal olarak saç dilimindeki hücreler ayda bir yenilenir. Yeni hücreler oluşur. Bu oluşum sırasında eğer ki hücreler normal gelişemiyorsa saç kepeği denen olay ortaya çıkar. Kepeklenme durumu ortaya çıkıyor. Bir kişi günde ortalama 100 tane saç kaybedebilir. Saçı sık olan normal saçlı insanlar için günde 100 tane saç dökülmesi normaldir. Fakat saçı seyrek olanlar için 100 saç günde kaybederse kötü, çok kısa sürede problem var demektir. Problem teşkil edebilir. Saç bakımı bazıları işte çeşit çeşit şampuanlar, kremler vesaire vesaire kullanıyorlar ama bütün problemi kaynağı saçı besleyen bağırsaklardır. Yani saça sürülen kremler, şampuanlar, efendim şudur budur, bunların hiçbirisi saçın kökündeki hücrelere faydası olmaz. Aksine sık sık boyatmak yıpratır, kırılgan hale gelir. Daha da çok. Bazıları sürekli saçını boyatıyor, çeşit şekle sokuyor vesaire. Bütün bu çalışmalar saça zarar verir. Saçı besleyen nedir? Bağırsaktır. Bağırsakları kişinin sağlıklıysa saçı da sağlıklıdır. Bütün organları sağlıklıdır aslında. Çünkü bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim emer, karaciğere gelir. Karaciğer büyük bir laboratuvar gibi kana yavaş yavaş vitamin, mineral, enzim, glikoz ne gerekiyorsa verir. Ve böylece hiçbir problem olmaz. Bir gün Peygamber Efendimiz sahabesiyle otururken bir zat gelmiş. Saçı sakalı dağınık. Senin tarağın yok mu demiş. Yok efendim. Demiş bu tarağı sana veriyorum artık saçına sakalına bak. Bu çok önemlidir. Yani Peygamberimiz saça sakala, bakıma, temizliğe çok önem veren bir insandı. Saça sakala dikkat etmek gerekir. Eğer ki beslenemiyorsa saç dibindeki hücreler mikrop kapar. Saç kıran problemi ortaya çıkar. Bazılarında sakalında saç dökülmesi olursa buna sakal kıran denir. Bazılarında bıyığı dökülebilir. Almanya'dan bir beyefendi, Hasan Efendi sabah kalkıyor, bakıyor ki bıyığının yarısı gitmiş. Oh ne yapacak adam? Pala bıyık, böyle bıyıklar var. Sabah kalkıyor, bıyığın yarısı yok. Doktora gitmiş, tabii kortizon, başka bir şey yok. Tabii yarım bıyıkla gezecek hali yok, tıraş olmuş. Birçok ilaç denemiş, hiçbirinin faydası olmamış.
Bana dedi ki ne kullandıysan faydası olmadı. Bana bir çare. Problem yok, acele yok dedik. Hallederiz inşallah. Biz ona iksir verdik. Bu iksir limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytinyağı, kakule içerir. Bütün damarları açar, plakları çözer. Almanya'da yaşayan bu zat-ı muhterem her ay bir koyun kesiyor. Etsiz yemek yemiyor. Ne olmuş? Bütün organları yağlanmış. Yağlana yağlana tabii spor da yapmıyor. Saçı birdenbire dökülmüş. Bağışıklık sistemi çökmüş. İksir kullandıktan 6 hafta sonra tekrar normala döndü. Saçları tekrar bıyığı tekrar düzeldi. İzmir'de bir genç liseye gidiyor. 16 yaşında saçları dökülmüş ama nasıl dökülmüş? 28 tane saçında metal para büyüklüğünde delik gibi böyle. Okula gidemiyor. Okula gitse herkes gülüyor. Saçının her tarafında 28 tane metal para büyüklüğünde böyle delik delik gibi. Sanki delinmiş gibi ekstra. Çocuk utancından okula gidemiyor. Gitse herkes alay ediyor. Çeşit çeşit ilaçlar kullanmış. Şampuanlar oydu boydu şudu. Kazıtmış, sarımsak sürmüş. Tuz rol sürmüş vesaire yakmışlar. Yani ne böyle bir şey var sarımsak sürün geçer diye. Evet. Yani bazen faydalı oluyor. Bazen. İçeriden geliyor. İçeriden geliyor. Yani içeriden kaynaklandığı çözüm. İçin dışarıdan ne söylesem sür fayda etmiyor. Bir gün ben aradım dedi ki ya hocam ya mümkün mü? Mümkün ama zaman alır. Bağışıklık sistemi çökmüş. Çok mu antibiyotik kullandım? Evet dedi nereden biliyorsun? Biliyoruz yani az çok kimyasal ilaç çok kullanımda olur. Veya sağlıksız aşırı et yenilirdi. Sağlıksız beslenirdi. Kişi aldı kullandı bir ay, iki ay. Ya çıkmıyor, panik oluyor. Çıkmadı saçım, çıkmadı saçım. Okula gidemiyor, herkes alay ediyor. Babası da demiş, ya bundan da bir iş çıkmaz, boş ver. Paraya yazık, göndermeyelim falan. Babası para vermiyor, babam para vermiyor, harçlığımdan alıyor falan. Dedim, problem değil, kolaylık yaparız. Kullan, kullan, kullan. 4 ay sonra dedi ki, şeftali tüyü gibi tüyler çıkmaya başladı, çok narin. Bu tüyler de dökülecek, yerine normal kıllar gelecek, acele yok. Acele yok. 5 ay sonra normal fırça gibi saçlara çıktı. Şimdi kendisi Kıbrıs'ta üniversitede okuyor. Telefon etti. Allah senden razı olsun. Çok rahat. Psikolojim yerinde. Hiçbir problem yok. Aradan yıllar geçti herhalde. Güzelmiş artık normale dönmüş. Yani lisedeyken perişan da çocuk. Yani okula gidemiyor, sokağa çıkamıyor. Alay konusu oluyor. Psikolojisi bozuluyor. Yani çok kolay, çok basit bir şekilde hallettik hamdolsun. Evet. Saç kıran çok önemli. Tedavi edilmezse, iyileşmezse tabii ki alay konusu oluyor toplum içerisinde. Dikkat çekiyor. Şimdi psikolojisi bozuluyor. Evet. Sedef hastalığından bahsedecek olursak hocam. Ona da bitkisel yolla çözümü illaki mümkündür. Sizde vardır bunun bir çözümü. Her türlü rahatsızlığın tedavisi mümkün. Tedavisi olmayan bir hastalık yok. Fakat belki biz onu bilmiyoruz. Henüz evet, daha bulunmamıştır. Olabilir. Araştırılmamıştır. Mesela bu Mahonia aquifolium. Ben bunu yıllardan anlatırım. Türkiye'de bundan ilk bahseden ben. Mahonia aquifolium ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Evet. Şimdi kim yapmış, nerede yapmış, nasıl yapmış? Almanya'da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gile, Profesör Doktor Lütke. Bu diğer gide. Şu meyvesi üzüme benzediği için. O meyvesi buradaki de normal hali. Evet, bu meyvesi. Evet. Oregon üzümü diye de anılır. Oregon, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin geldiği için Türkiye'de yetişmez. Süs bitkisi, parklarda, bahçelerde. Bunun kökünün birleşimindeki alkaloidler çok etkili. İltihapları önleyici. Klinik araştırmalarla bu belgelenmiştir. Sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Bu Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gile ve Profesör Doktor Lütke kendi ekipleriyle üniversitenin kliniklerinde hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmışlar, hastaları iyileştirmişler. Belgelenmiştir. Belge var, bilgi var. Biz ne yaptık? Mahonia forte. Bu mahonia ekstraktı.
birleşiminde laden gülü ekstraktı, sinirlot ekstraktı, adaçayı ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. 19. Bugüne kadar deniyordu ki efendim sedefin sebebi işte bilinmiyor, bulunmuyor, anlaşılmıyor. Veyahut da işte bir protein var, keratin proteini. Bu protein yetersizliğinden kaynaklanıyor. Hücreler gelişirken, değişirken, yeni hücreler ortaya çıkarken hızlı hücre geliştiği için protein yetersizliğinden kaynaklanıyor deniyordu. 100 yıldır aynı hikaye anlatılıyordu. Fakat İtalyan asıllı Doktor Simoncini, onkolog, kanser hastalıkları ve cilt hastalıkları uzmanı, 30 yıl sedef üzerine araştırma yapmış. Ve sedefin sebebinin mantar olduğunu belgelemiştir. Artık biliniyor. Bu mahonyanın birleşimindeki barbamin denen etken maddede mantara karşı dünyada en etkili maddedir. Bunun kökünün kabuğunda %17'ye varan oranında alkaloid içerir. Bu gövde yaprağında da %5'e varan oranında alkaloid. Bunu kullandığı zaman kişi içeriden tedavi. Bağırsaklar, karaciğer tedavi edildiğinde bazıları sabırsız yani. Şimdi mesela bunu kullandığı zaman iksir alüvereceğim, mahonya, sinilot, sedef çayı, ekseme çayı, bir ay oluyor, sabırsızlanıyorlar. Biraz mesela biraz daha diyelim ki metal para büyüklüğündeyse biraz daha büyüyebiliyor. Cildin altındaki iltihapları dışarı atıyor. Panik oluyor. İşte bende biraz daha genişledi. İşte metal para büyüklüğünde biraz daha büyüdü. Şöyle oldu, böyle oldu diyenler oluyor. Sabredemiyor. Sabrederse 4 ay kadar tamamen silinir. Şimdi çok bir efendi, çok kibar, çok nazik bir adam. Çalışmış olduğu ofiste bir bayan geliyor. Sana aşığım, seni seviyorum mesela diyor. O da diyor ki ya ben evli barklı bir insanım. Bırak böyle şeyleri falan. Yok ki ben seni çok seviyorum, sana aşığım. Gelip bu vatandaşa, Ekrem Bey'e sağlıyor, öpmeye çalışıyor. O da sıkılıyor adamcağız. Öyle bir şeyler yani huyunda, karakterinde yok. Biraz mutasip. Sıkılıyor. Bir şey de diyemiyor. Ya bırak ben de diyemiyor. Bir gün aniden vücudunun her tarafında yaralar böyle. Stresten, gerilimden patlıyor her tarafı. Yara olmuş. Ne yapacak şimdi? Çeşit ilaçlar kullanmış. Hiçbir şeye faydası olmuyor. Kortizon sadece geçici olarak baskılıyor. Bıraktığı zaman tekrar. Sivas Kangal'a gidiyor. Çare olur mu diye. Gidiyor oraya. İyi geliyor. Geri dönüyor. Bir ay sonra yeniden çıkıyor. Gidiyor geliyor. Bir ay rahatlamak için bir yıl izinli toptan alıyor. Sivas'a gidiyor. Kangal'da bir ay kalıyor. Bir iki ay rahatlıyor. Tekrar ortaya çıkıyor. 11 defa Sivas Kangal'a gitmiş. Bütün parasını orada harcıyor. Ben ara dedi ki ya vücudunun %80'i bana geldiğinde içeri girdi şöyle. Adamcağızın sadece şu yüzü gözüküyor. Böyle bere giymiş. Ağustos ayında. Terörist veya hırsız zannettim yani. Elimi çekmeceye attım. Panik oldum. Dedim ki bu adam bir derdi var. Niye böyle Ağustos ayında böyle giyinmiş? Dedi ki ben hırsız veya terörist değilim. Nesin ya? Ne bu halin? Dedi ki ben hastayım. Ne hastası? Sedef. Olsun dedim Sedef. Benim bildiğim dirseğinde, eklemde, dizinde, orada burada. Metal para büyüklüğünde olan bir hastalık. Bu dedi senin bildiğin gibi sedef değil. Nasıl? Çıkar bakayım. Kafasındaki bireyi çıkardı ki başının üzeri, kafasının üzeri böyle kerme gibi. Tabaka tabaka. Allah Allah ne kadar kötü dedim. Bir de dedi sırtıma bak. Gömleğini çıkardı. Atmalı büyüklüğünde böyle yaralar. Her tarafı yara. Dedim ki ya Almanya'dan bir krem getirelim ama bir hesap ettim. 70-80 bin lira. Birincisi param yok dedi. İkincisi hanım krem sürmez. Beni sevmiyor. Hanımla araları açılmış. Yaradan da iltihaptan dolayı. Birincisi para yok, ikincisi hanım sürmez, üçüncüsü de bu iş olmaz. Sen bana basit bir şey söyle. Bana göre bağırsaktan kaynaklanıyor dedim. Doktor Simoncini de bunu söylüyor. Mantardan kaynaklanıyor. İksir tonik kullanacaksın, bakacağız. Tamam, aldı, kullandı. 3 hafta sonra geldi. Başında bere yok. Kısa kollu gömlekle gelmiş. Dedim ki ne oldu? Kortizon mu kullandın? Yok dedi. Ne kullandın?
sizin ürünleri kullandım. İyi ama bu kadar sürede etki yapmaz ki. Valla bana yaptı dedi. Ben bol bol kullandım. Söylediğinden de çok kullandım. Ben dedi çok iyiyim. %80 iyileşmiş 3 haftada. Ama bu demek değil ki başka bir hastada da 3 haftada aynı şekilde iyileşecek. Yani bazıları yanlış anlıyor. Farklı. Diyor ki ya işte söylediniz aldım kullandım 3 haftada bana etki yapmadı. Bünye farklı. Bağışıklık sistemi farklı. Her insanın bünyesi farklı. Bu nedenle biri 3 ayda iyileşebilir, biri 4 ayda iyileşir, biri 5 ayda iyileşir. Sabredebilen varsa başlayacak. Sabredemiyorsa hiç başlamayacak. Boşu boşuna. Aynen. Peki hocam egzamadan biraz bahsedelim ama bundan önce şunu sormak istiyorum ben. Egzama yaşı, yaş oranı büyük olanlarda mı sıklıkla görülür yoksa gençlerde de görülür mü? Herkeste görülür. Çünkü ben günümüzde çünkü etrafımda genelde yaşlılarda olduğunu sağlıksız beslemeleriyle her yaşta insanda gözükebiliyor. 6-7 yaşında çocuklarda bile gözüküyor. Şu gördüğünüz yaprak bu şu da çiçeği. Püskül şeklinde çiçekleri. Hamemelis virginiana. Hamemelis virginiana mikroskop altında Hamemelis virginiana. Cadı fındığı denir Türkçesi. Meyveleri böyle çok küçük fındık gibi olduğu için cadı fındığı denir. Yenmez meyvesi. Yaprak ve gövde kabuğunun çayı içilir veya kremi yapılır, ekstraktı yapılır. Bununla da ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmış. Dünya çapında Hamemelis virginiana prosiyanitler, flavonitler, glikozitler vesaire çok güzel etken maddeler içerir. Bebeklerdeki pişiye karşı kremi kullanılır. Ya iyileşmiyor. Efendim, Profesör Doktor Steiner hemoroid rahatsızlığı olanları tedavi etmiş. Profesör Doktor Zobado ve Maya atopik ekzema yani kaşıntılı, sulu, kabarcıklı ekzemaya ile iyileştirmiş. Profesör Doktor Moore, Profesör James vesaire ameliyat sonrası iyileşmeyen yaraları iyileştirmede kullanmışlar. Birçok maksatla kullanılır. Atopik ekzema, ekzema, seborik ekzem, hemoroid birçok rahatsızlığa karşı kullanılır. Mükemmel bir bitki. Biz ne yaptık bununla ilgili? Hamemelis virginiana. Hamemelis forte. Bunun birleşiminde Hamemelis ekstraktı, mahonya, biraz önce söylemiş olduğum mahonya ekstraktı, laden gülü ekstraktı. Laden gülü de Türkiye'de yetişir. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde özellikle çam ağaçlarının altında yetişen bu bitki pek bilinmiyor. Bazı yerlerde karahan denir. Ama birçok türü var laden gülünün. Yanlışlıkla mor çiçek açanı kullanılırsa zehirlidir. Yani bu nedenle bilmeyenlerin alıp kullanması, toplaması iyi değil. Vatandaş Frankfurt'ta ben dergi böyle kitap okurken geldi yanıma baktı. Bu nedir? Bu dedim laden gülü. Aa ben bunu tanıyorum. Ne için iyi gelir? Alerji, deri hastalıklarına, atopik ekzeme iyi gelir. Ben bunu gider toplarım. Bizim orada çok dedi Antalya'da. Yanlış bir bitki toplama ya. Sonra dedim bak zehirlenirsin. Böyle ben biliyorum demekle bu iş olmaz. Aa ben biliyorum ben biliyorum. Çok iyi bilirim. İyi sen biliyorsun. Bak zehirlenirsin karışmam. Gitti. 2-3 hafta sonra ben aradı dedi ki ya. Bitkiyi topladık çayını içtik. Ailece zehirlendi. Dedim ben sana söyledim. Yanlış bitki toplamayacaksın. Yanlış bitki toplamış. Yani laden gülü dedim gitmiş sarmaşık toplamış. Çiçekleri birbirine benziyor. Çiçeğine bakarak dur olmaz. Evet bunu ayırt etmek için yani, iyi olmak lazım onun özelliklerini. Mesela sarı kantoronun 400 çeşidi var. Türkiye'de yetişen. Ada çayının 83 çeşidi. Kekin 52 çeşidi var. Laden gülünün birçok çeşidi var. Hamemelis'in 100 türü var. Sadece biri etki. Evet. Şimdi bir beyefendi Frankfurt'ta böyle tanıdım. Yürüyemiyor. Toparlayarak yürüyor. Aksayarak. Ne oldu dedim. Ayağına çivi battı zannettim. Ayağında yara mı var? Çivi battı ayağına. Ne var dedim. Yok dedi. Ayağımın tabanı yara dedi. Ekzeme olurmuş. Doktora git. Ve dedi ki yıllardır tedavi görüyor. Bir fayda sunmuyor. Kortizonlu kremler, iğneler, ilaçlar hiçbir fayda sunmuyor. Azıyor. Böyle aksayarak, toparlayarak geziyoruz. İşte bu nedenle işi bırakacağım, Türkiye'ye döneceğim ama param yok, durumu iyi değil, dönemiyoruz. Frankfurt'ta
Almanya'daki Türklerin çoğu da aslında hep Türkiye'ye dönme hayaliyle yaşıyor. %90'ı. Evet. Bir an önce dönsek diye ama ekonomik şartlardan dönemiyor çoğu. Orada yaşamak da bir ayrı dert. Yani yabancı düşmanlığı. Adamlar niye ülkemizde yaşıyorsunuz? Şudur budur diye her gün taciz ediyor insanlara. Huzur vermiyorlar insanlara. Eskisi gibi değil. Çok bir yabancı düşmanlığı var. Yani bizim ülkemizde de mesela milyonlarca insan, 1,5-2 milyona yakın İranlı var, Arap var, Bulgar var, efendim Yunan var. Hatta Yunanistan şimdi Türkiye Yunanistan sınırına 120 kilometre uzunluğunda Berlin duvarı gibi duvar örüyor. Ve yeni yapılıyor, duvar yapılıyor. Yunanlılar Türkiye'ye kaçmasın diye. Tuhaf bir şey. Eskiden Berlin'de olan duvar gibi duvar yapıyorlar. Şimdi dünyada en hoşgörülü millet bizim. Bizim haricimizde. Diğer milletler... Kabul ediyoruz, evet. Hemen bir kabulleniyoruz. Ha, bizde şey problem yok. Her millet kemik olursa olsun gelsin. Mevlana gir. Şimdi o da ayrı bir konu. Bu vatandaş dedim ki problem değil. İksir, aloe jel, hamemelis, ladengülü efendim kullan, bir problemi kalmaz. 6 hafta kullandı, hiçbir sıkıntısı kalmadı. Toparlıyordu, normala döndü. Ekzema olsun, hedef olsun, her türlü cilt hastalığı tedavi edilebilir. Bir de çok ağır bir hastalık daha var. Normal bildiğimiz akne değil, akne inverse. Kasıkta ve koltuk altında olur. Buna hidradenitis suprativa veya ter bezi iltihabı da denir. Ter bezi iltihaplanırsa yavaş yavaş çoğalır. Diğer ter bezlerle birlikte kümeler oluşturur. Bildiğimiz aknenin daha büyük, iltihaplı. Vatandaşın biri geldi Aksaray'dan. Koltuk altlarına böyle efendim peçeteler koymuş, sarmış. Akıyor iltihap. O kadar zor durumda. Bu ne hal dedim. Dedi ki yıllardır perişanız. Hiçbir şeye fayda etmiyor. Bir peynir yemeyeceksin. Çünkü peynir asidoza sebep olur. Asitli ortamda mikroplar çoğalıyor. İki tatlı yemeyeceksin. Üç siyah çay içmeyeceksin. Bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin, mineral eminimini engeller. Sigara içmeyeceksin. Alkol içmeyeceksin. Vesaire vesaire. Ben konuştum dedi ki ben bunların hepsini yapayım zaten. Yani siyah çay taze demlenmişse içilir. Yoksa bağırsakları kurutur. Demli çay bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin mineral emilimini engeller. Bağışıklık sistemi çöker. Halı gibi olan bağırsaklar haliflekse döner. Bağırsakların üzerinde milyarlarca kanal var. Besinlerdeki vitamin mineral enzimi absorbe eden. Yine Frankfurt'tan bir genç Süleyman isimli bana geldi. Onda da akne. Doktora demiş ki bu Türk hastalığı. Ya Türk hastalığı diye bir şey mi var? Nereden çıkardın bunu demiş. Tartışmış doktorla. Dedi ki doktor bana böyle diyor. Türklerde çok gözüküyormuş bu hastalıktı. Evet dedim doğru. Çünkü biz çok peynir yiyoruz. Asidoza sebep oluyor. Kemik erimesine sebep oluyor. Peynir kemikleri güçlendirmez bu arada. Bunu söyleyeyim. Zarar verir. Yani tam tersine. Çünkü peynir demek yağ demek. Yağ asidi. Yağ asidi. Aside dönüşür. Kan asitlenir. Asit ortamda mikroplar çoğalır. Peynirin her türlü iltihapları azdırır. Asidoz nedeniyle kemik erimesine sebep olur. Peynir asla yememek gerekir. Güneydoğu Asyalı, benim tanıdığım arkadaşlarım, Taylandlı, Vietnamlı, Çinli vesaire, peynir yemiyorlardı. Ben onlara, neden peynir yemiyorsunuz dedim. 25-30 yıl önce. Ya peynir yenmez, çürük madde dediler. Lan ne biçim bir laf dedim, böyle şey mi olur? Peynir çürük madde diyorlar. Bu yenmez diyorlar. Bu insan hastalık yapar. Yok yapmaz dedim. Sen iyi bir araştır dediler. O zaman 25-30 yıl önce araştırdım ki dedikleri doğru. Peynir asit, kanı asitliyor. Asitli ortamda mikroplar hızla çoğalıyor. Vücudunda herhangi bir iltihaplı hastalık varsa kişinin romatizma gibi, cilt hastalığı gibi, alerji gibi vesaire vesaire asla peynir yememesi gerekir. Siyah çay içiyorsa da taze siyah çay olması gerekir. Demli siyah çay bağırsakları kurutur. Kahve mideye zarar verir. Yani hastalıkları tetikler. Tatlının her türü mantarı azdırır. Mantarın çoğalmasına sebep olur. Bağırsak florasını bozar. Faydalı bakteri yok eder. Yani bunları kullanırken bir de sağlıklı beslenmek gerekir. Sadece al bunu kullan değil. Sağlıklı beslenirse
sağlığına kavuşamaz. Bir de çok ağır bir hastalık daha var. Normal bildiğimiz akne değil, akne inverse. Kasıkta ve koltuk altında olur. Buna hidradenitis suprativa veya ter bezi iltihabı da denir. Ter bezi iltihaplanırsa yavaş yavaş çoğalır. Diğer ter bezleriyle birlikte kümeler oluşturur. Bildiğimiz aknenin daha büyük, iltihaplı. Vatandaşın biri geldi Aksaray'dan. Koltuk altlarına böyle efendim peçeteler konmuş, sarmış. Akıyor iltihap. O kadar zor durumda. Bu ne hal dedim. Dedi ki yıllardır perişanız. Hiçbir şeye fayda etmiyor. Bir peynir yemeyeceksin. Çünkü peynir asidoza sebep oluyor. Asitli ortamda mikroplar çoğalıyor. İki tatlı yemeyeceksin. Üç siyah çay içmeyeceksin. Bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Sigara içmeyeceksin. Alkol içmeyeceksin. Vesaire vesaire. Ben konuştum dedi ki ben bunların hepsini yapayım zaten. Yani siyah çay taze demlenmişse içilir. Yoksa bağırsakları kurutur. Demli çay bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Bağışıklık sistemi çöker. Halı gibi olan bağırsaklar haliflekse döner. Bağırsakların üzerinde milyarlarca kanal var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden. Yine Frankfurt'tan bir genç, Süleyman isimli, bana geldi. Onda da akne. Doktora demiş ki bu Türk hastalığı. Ya Türk hastalığı diye bir şey mi var? Nereden çıkardın bunu demiş. Tartışmış doktorla. Dedi ki doktor bana böyle diyor. Türklerde çok gözüküyormuş bu hastalık dedi. Evet dedim doğru. Çünkü biz çok peynir yiyoruz. Asidoza sebep oluyor. Kemik erimesine sebep oluyor. Peynir kemikleri güçlendirmez bu arada. Bunu söyleyeyim. Zarar verir. Yani tam tersine. Çünkü peynir demek yağ demek. Yağ yağ asidine, yağ asidi aside dönüşür. Kan asitlenir. Asitli ortamda mikroplar çoğalır. Peynirin her türlü iltihapları azdırır. Asidoz nedeniyle kemik erimesine sebep olur. Peynir asla yememek gerekir. Güneydoğu Asyalı, benim tanıdığım arkadaşlarım, Taylandlı, Vietnamlı, Çinli vesaire, peynir yemiyorlardı. Ben onlara, neden peynir yemiyorsunuz dedim. 25-30 yıl önce. Ya peynir yenmez, çürük madde dediler. Lan ne biçim bir laf dedim, böyle şey mi olur? Peynir çürük madde diyorlar. Bu yenmez diyorlar, bu insana hastalık yapar. Yok yapmaz dedim, sen iyi bir araştır dediler. O zaman, 25-30 yıl önce. Araştırdım ki dedikleri doğru. Peynir asit, kanı asitliyor. Asitli ortamda mikroplar hızla çoğalıyor. Vücudunda herhangi bir iltihaplı hastalık varsa kişinin romatizma gibi, cilt hastalığı gibi, alerji gibi vesaire vesaire asla peynir yememesi gerekir. Siyah çay içiyorsa da taze siyah çay olması gerekir. Demli siyah çay bağırsakları kurutur. Kahve mideye zarar verir. Yani hastalıkları tetikler. Tatlının her türü mantarı azdırır. Mantarın çoğu olmasına sebep olur. Bağırsak florasını bozar, faydalı bakteri yok eder. Yani bunları kullanırken bir de sağlıklı beslenmek gerekir. Sadece al bunu kullan değil. Sağlıklı beslenirse sağlığına kavuşamaz. Akne inverse bu Türk hastalığı dediği vatandaş. Bizim sağlıklı beslenirsin, peynir yemeyeceksin, tatlı yemeyeceksin, siyah çay, kahve, kola falan mesela yok. İyileşirsin. Artı iksir, jel ve ürünler kullandı, kurtuldu. Sağlıklı beslendiği zaman bağırsakları normala döndüğü zaman yavaş yavaş her türlü cilt hastalığından kurtulmak mümkündür. Laden gülü amemelis ve mahonyadan biraz farklı. Bu alerjik hastalıklara da iyi gelir. Bununla ilgili atopik eksemeye, alerjik eksemeye de iyi gelir. Bununla ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese atopik ekzeması olan sulu kabarcıklı kaşıntılı alerji, besin alerjisi. Hı hı. Çocuklar üzerinde tedavi denemesi yapmış 95 ve hepsini de doğal yollarla tedavi etmiştir. Problemsiz. Biz bununla ilgili laden gülü ile ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Laden gülü ekstraktı, sinirlot ekstraktı, papatya, nane, kimyon, alıç 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Laden gülü forte. Vaktimiz varsa bir de vitiligo'dan bahsedeyim kısaca. Evet, geçelim üzerinden. Evet, vitiligo ala hastalığı denir. Bugüne kadar vitiligonun sebebi
melanin denen pigment yetersizliğinden kaynaklandığı iddia ediliyordu. Bu da bir iddiaydı. Bu televizyon programında çok çıkan bir dostum kolunda nohut büyüklüğünde bir vitiligo oluşmuş. Sonra da yüzüne sıçramış. Adamcağız televizyona çıkmadan önce make-up yapıyor ki gözükmesin, anlaşılmasın diye. Dedi ki ya ben sanatçıyım, perişan olacağım. Eğer ki bu devam ederse işimi bırakacağım. Hayatım alt üst olacak. Problem değil, bir deneme yapalım. Bana göre mantar dedim. Sinirli otla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Bronşite, öksüre, iltihaplı hastalıklar hemen hemen hepsine iyi gelir. Diyebilirim ki aloe vera'dan sonra dünyada en etkili iltihaplı rahatsızlıklarda. Biz buna sinirli ot forte derdik. Dedik ki kullan bakalım ne olacak. 3 hafta kullandıktan sonra dedi ki ya bu vitiligon olduğu noktada bir kaşıntı var. Kaşınıyorsa mantardır. İyileşiyorsun. İyileşiyor mu dedi. Çok kaşınıyor, yara olacak. Olsun, problem değil. Yara geçer. Vitiligo geçmez. Bırakırsan kalır. Ama yara, mesela yara olmuyor. Gerçi de yani biraz fazla kaşınıyor. Kaşıntı yapıyor. Sinirlot forte'yi kullandığı zaman vitiligo olan noktada kaşıntı başlıyor. Neden? İyileşme başlıyor. Çiltin altındaki pisliği dışarı atıyor. Acele etmeyeceksin, sabredeceksin, devam edeceksin. Kullandı. Önce kaşınıyor dedi. Sonra devam etti. Şimdi vitiligo denen bir rahatsızlık kalmadı. Ama bazı insanların mesela vitiligo vücudunun birçok yerinde çok yoğun var. Yıllardır var. O ağır bir rahatsızlık. Çok zaman alabilir. Kişi sabredebilecekse kullanmaya başlasın. Sabredemeyecekse başlamasın. Çünkü vitiligo başka bir şeye benzemez. Basit, yeni çıkan vitiligo tedavisi kolay. Fakat yıllardır varsa onun iyileşmesi çok zaman alabilir. Çok sabırlıysa başlasın. Yani 5-6 ay al. Takviyede en önemli olan şey zaten sabretmek herhalde. Hepsinde aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü hepsinde bir kimyasal ilaç iyileştirmiyor. Baskılıyor. Kimyasal ilaç iyileştirmiyor. Zaten benim bu söylediğim hastalıkları kimyasal, mesela kortizon, sedef iyileştirmiyor. Ekzemayı iyileştirmiyor. Ne yapıyor? Geçici bir süreliğine baskılıyor. O kadar. Bıraktığı zaman tekrar artı kortizonun yan etkisini saymayacak kadar çok. Kemik erimesine sebep oluyor. Hafıza zafiyetine sebep oluyor. Kemikler cam kemik oluşuyor. Cam kemik dediğimiz kırılgan. Rahmetli Bülent Ecevit merdiven çıksa bir yeri kırılıyordu. Adamcağıza çelik korse giydirdiler. Yani bir yerleri kırılmasın gibi 4 kişi taşıyordu. Özel asansör yaptılar. Yani kortizonu verirseniz ne olur? Hafıza gider. Hiç kimse hatırlamıyordu. Sadece Rahmetli Ecevit diyordu. Başka kimse bilmiyor. Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, iyi günler.